Hepinize selamlar dostlar. Skirtshirt'ın yeni bir bölümüne de hoş geldiniz. Video dışında bunun arkasını tamamen baştan bir şekilde yaptım. Önce girdim ayvanın içine. Bunu üstüme almaya çalıştım. Bak videoda da deniyorum şu an. Almaya çalıştığın zaman bak görüyor musun? Üstünde yapı olduğu için kabul etmiyor. Bunun için atayım desem yine kabul etmiyor ki bu çok güzel bir şey. Direkt ben alınmıyor. Önceki bölümde diatrish roomlar mahvetmiş, yani içerideki koltuk vesaire kırılmış. Aslında rafiner ocakları çok fazla hasar almamış, dolap ve bu da aynı şekilde. O yüzden bunları ellemedim. Çık buradan. Yok, bunu aç. Heh, tamam. Ama bu dış tarafta gördüğünüz her şeyi yenilemek zorunda kaldım. Sadece bunu ve üstteki yatakları yenilemedim. Diatrish roomlar önceki bölümde bildiğiniz bizi pusuya düşürdü, çok korkunçtu. Tekrardan öyle bir pusu yemek istemiyorum, bu yüzden tek başıma dolaşacağım genel olarak. Arka tarafa tekrardan koltuk eklemeyeceğim çünkü yine pusuya düşeceğiz. Yüksek ihtimal, bu yüzden gerek yok ya. Hem gereksiz malzeme de gidiyor. Evet, bu bölümdeki asıl amacımız gidip dikenli işlerden almak. Şöyle maksimum 150 seviyeden bulursak muazzam olacak. Video dışı bir tık da şöyle odun farmı vesaire yaptım. Burada odunlar var ama daha çok buraya koydum. Her tarafta stoklar doldu. Dolaplar daha fazla malzeme almıyor. Buralarda önceki bölümde kastığımız metaller diyor ki şunları alıp koyayım yerine. Aha bak, bundan yapabiliyoruz. Ben bundan iki tane basacağım. Gereksiz malzeme de gitse basacağım ya. Bir de şu kürekten yapalım hemen. Küreyi test edeceğim. Kürekte rastgele bir yere kazınca sanırım su geliyormuş. Yani bildiğin küçük bir su kuyusu açmış oluyormuşsun. Öyle diyor ulan. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım. Bunları inşallah duvara koyabiliyoruz duraya. Oha abi, bu ne? Ya ben bunun böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben duvara asılan küçük bir şey sandım. Allah'ım. Ah, bu patateslik ne olacak? Tamam, bunu yeni yapacağımız kasabı için kullanırız o zaman. Buraya koyacağım. Redderi'yi indirdim, önceki bölümde söylemiştim ama Türkçe yamasını kurmam lazım. Evet, Türkçe yamasız oynamam. Tamam, o zaman bunu deneyelim şimdi. Basayı. Üstüne bir şey yazıyor musun? Ne diyorsun? Çok yönlü bir metal alet. Ürün. Aa tamam, bununla sandık gömüp alabiliyorsun. Ve acil durumlarda yeraltı suyunu bulmak için kullanışlıdır. Abi bu çok OP bir şey o zaman. Bas bakayım. Ne diyorsun sen? Su iç. Peki bunları doldurabiliyor muyum? Aynen öyle, doldurabiliyorsun. 2-3 saniye boyunca kalıp sonrasına gidiyor. Sağ tık deneyeceğim. Sağ tık diye bir şey yok. Bu bölgede su tükendi. Aynı yerden tekrardan kazdırtmıyor. Peki bunu çölün ortasında denesek ne olacak? Onu da bölümde deneriz, çok merak ettim. Başka tuşlarda iş yapıyor mudur acaba? Q. Ha tamam, bıraktım. Burada da tam 8 tane havucumuz var. Dikenle içeri aldıktan sonra bir şeye bakacağım ya. Atlara da bakmak istiyorum çünkü bunu boşuna yapmadım. Sadece at için yaptım. Orada bir yumurta var. Ama şurada da saber var. Bir dakika, seviyelere bakabilir miyim? 20 seviye. Bu da 20 seviye. Ya seviyeler bazen çok iyi, bazen çok kötü. Raptor yumurta. Bu bizim adamlarındır. Bu yüzden kimse gelip saldırmaz. Ben dolaba atayım. Şunları da sen bana ver de garanti alalım işimizi. Umarım bayramınız güzel geçmiştir. Bol bol para toplamışsınızdır. Ben küçükken of çok para toplardım. Ya tüm akrabaları işsiz gibi dolaştığım için 2-3 bin lira elde ediyordum. Ama artık para bile verseler gitmiyorum. Çünkü hepsiyle aramız bozuk. Ki para için de artık araba yolculuklarını çekmem ya. Yani hiç gerek yok çünkü arabalar çok fazla midemi bulandırıyor benim. Gerekmedikçe zaten evden de çıkmıyorum. Yanıma bunlardan aldım. Yolda kanguru görürsem kanguru da alacağım. Şöyle yüksek seviyelisinden. 150'lik olursa mükemmel olacak. Hatta kelebeğe bile ihtiyacımız kalmayacak. Çünkü kanguru inanılmaz kullanışlı bir hayvan. Yani zaten uçuyor gibi bir şey. Hem uzakları zıplayabiliyor. Hem ağırlığı güzel. Staminası güzel. Yani loot kasabiliyor. En önemlisi. Bunlar mükemmel. Yani ben giderken böyle etrafa bakacağım. Kendi işlerlerini orada görüşürüz. Oyun çok donuyor. Az önce crash yedik ve bu yüzden de daha demin ürettiğimiz şeyler yok oldu. Abi saçmalama. Hayır hayır hayır, kabul etmem. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Burası doluydu. Ya hasar falan da almadı ki bu. Rafineri ocağı hepsi gitmiş. Ya dolap var, rafineri ocağı gitmiş. Rafineri ocağını kırabilecek bir canlı yok burada. Yani diatrish roomu bile kıramadı. Hangi canlı kıracak? Neyse tamam, şu anda buna sinirlenmeyeceğim. Sorun değil, üretiriz. Nasıl olsa işsizim. O yüzden hiç sorun yok. Mis gibi loot'u kasarım. Ki zaten loot'umuz var. Sadece yerleştirmek sorun. Renkleri görüyor musun? Bunların renklerine kesin bakmam lazım. Mutasyonla uğraşmadan direkt gir. Ne diyorsun ya? Leveller çok kötüymüş. Dikenli işlerin 3 tane yavrusu var. Keşke seviyesi 150 olsaydı. Öyle bir bayram ederdik ki şu anda. Ama seviyesi 10. Ne yazık ki. Hayvanların seviyesi genelde 20 ile 10 arasında. Neden bu kadar düşüş yaşandı bilmiyorum. Yanımızda bulundurmamız gereken 3 tane şey var. Bir tanesi çöl faresi, bir tanesi kürek, bir diğeri ise büyüteç. Bunların üçünü de dikenli işleri aldıktan sonra direkt ben üreteceğim. Çünkü onlar hayati önem taşıyor. 50'si. Evet, mavi bir drop. Bak dropların üstünü görüyor musun? Normalde The Island'da dropların bu ışıkları bozulurdu. Yani yamuk yumuk görünürdü. Ama Scorchard'da bu durum
Öyle değil. Bu çok güzel bir şey. Space F. Diyorsun Raptor Saddle'ı alırım bunu da. Tamam güzel. Diğer hepsini at. Hiçbir işime yaramayacak. Okları da artık almıyorum. Zaten üretimi basit. Sadece üşendiğim için alıyordum. Ki çok ağırlık yapıyorlar. Aa bak kelebek. Aa iki kelebek. Tüm şansımı kullandım galiba. Seviye gördünüz mü? Ben göremedim. 10 seviyesin. Wow. Senin seviyen ne kadar güzelmiş. Sen karşısını 125. Tamam sen çok iyiymişsin. Ama kelebek almayacağım bölümde. Amacım dikenleyici. Ya sıcak geldi. Kaçayım derken. Bir de bu adamlar denk geldi. Çok güzel oldu. Ben şunun seviyesine bakabilirsem mükemmel olacak. Sen ne çaldın benden? Gel buraya. Bas 5'e. Gel gel gel. Senden. Tamam. Bunlardan bıktım. Çocuğum git. Yardım. 9'a bas. 9. Ölüyorum. Abi bol atacağım da o şeyle atamam ki ben. Kas bunu. Ne çaldın? Atam çok da bir şey çalmamış şey. Hakikaten keşke bu kadar şey yapmadım. Görüyor musun? Allah bittik. Bas 6'ya. Her türlü ölüyoruz. At bunu at. Tamam bunu da at. Çocuğum bir gelir misin acaba? Tamam hadi buradan gidelim. Hava şartlarının geçmesini bekleyeceğim. Hava şartları berbat ya. Mikroraptor da varmış burada. Bilmiyordum. Eve geldim. Büyüteci yapacağım veya küreği. Bir de şeylerimi tamir etmem lazım. Zırhlarımı. Morello Tops aldım. Saldırıya geçtiler. Geçtiler. Tamam kurtulalım. Ben hemen şunlardan kurtulayım. Şu şekilde bence kaçarım. Aha. Evimizin arkasında petrol yatağı var. Bunu yorumlarda birisi yazmıştı zaten ama ben bakmak istemedim üşendiğimden. Buradaymış. Tamam. Buna şey ilk takarız da henüz değil. Daha erken. Tamam ya bizim evin arkası hayvanlar emek için daha güvenli görünüyor ve daha iyi. He eve de yakın zaten. O zaman büyütücü şimdi yapmayacağım. Aha şimdi de arka taraf eklenmiş. O zaman bu bir bug ya. Bir süre bekledikten sonra tekrardan tamamlanıyor ki bu çok iyi oldu. Kanguru ile dolaşamıyoruz hiçbir şekilde çünkü sıcak sürekli bastırıyor. Ya sıcaktan neredeyse hiç hareket edemiyorsun. Bir tane bundan yap. Büyütecimiz nerede bizim? Büyüteç ne istiyordu ki? Gel buraya. Büyüteç üstümüzde yapılıyorsun. Diri lif, obsidyen, kastık. Hepsine kastık. Diri lif, obsidyen. Tamam şimdi bir tane üretebiliyorum. Bas bundan bir tane. Yanımıza başka ne alacaktık biz? Biri bizim vır diyen canlıdan. Aynen öyle. At bunları. Bunları da at. Şu yumurtayı buraya koyalım. Kibble yapımına başlayacağım ya bu sürede inşallah. Üşemezsem. Bak bu bulduğumuz şeyi kullanalım. Bunu tak buraya. Skin'ini çıkar. Kostüm. Neredesin kostüm? Buradasın. Kullan bunu. Tamamdır. İhtiyacımız olan her şeyi ürettim. Ya şu sıcak çölde çok sorun ki. Çöldeki tek sorun bu zaten. Bu adamı da yanımıza alalım. Bak yine sıcak diyor. Gelecek bir şeyler. Nerede benim raptor? Raptor sana şu eğri takalım. Adam akıllı bir raptor bulursam onu da alırız. Al bunu. Evi daha düzgün savunursun. Bunu da atalım o zaman. At gitsin. Tamamdır. Evimizin arkasına dikenli ejder keşfetmeye gideceğiz. Ya benim adamın hala da. Baksana yemeği yok. Yani yedirsem bile direkt sıfırlanıyor. Ben buna yetişemem ki. Adam öküz gibi yiyor. Yani buna yetişemezsin. Öyle bir şey yok. Buradan yukarıya doğru çıkalım. Siz kapışın. Bak şimdi susuz kalırsak suyu elde etmenin yolunu bulduk. Küreğimiz var. Hayvanları bayıltacağımız zaman büyüteçle onlara bakacağız. Her şeyimiz tamam. Şu anlık sorun yok. İşareti kuyumda. Hocam bir salın. Nereden gitsem? Yukarıya çıkacağım. En yukarıya. Ya belki de Daido'nun arkasına bir şey takılı olduğu için sürekli yemeğe gidiyordur diyeceğim de. Bu bir bug olur. Bence öyle. Çünkü normalde Daido'nun adam akıllı bir şekilde gerektiği zaman yemeğini yiyor. Öyle direkt yemiyor. Şu titan kaç seviyeymiş ona da bakacağım. Çünkü bundan alacağız. 5 seviye. Ama bunların ölmesini kapatırım ben. Ölecek. Seni niye alıyoruz? Hesabıyla bakıyorum. Kaç seviyesiniz? Lütfen 80. 10. Tamam burada seviyeler daha iyi. Adam akıllı bulacağız 5 seviye yapma. Çok kötü seviyeler. Berbat. Sanırım ikinci petrol yatağını keşfettik. O da tam olarak burada. Aa sen ciddi misin? Bu çok kötü oldu. Çok yavaş bir şekilde hareket edebileceğiz. Hücum çekil. Tamam ya ben böyle yürüyerek aramaya devam edeceğim. Ama yüksek seviyeli bulabileceğimizi sanmıyorum en azından kısa sürede. Vallahi çok tehlikeli yerlerden geçiyorum. Allah'tan bunları seviyesi düşük de çok fazla zarar veremeyecekler. Ama seviyeleri yüksek olsa durum böyle olmayacak. Ya madem ben yavaş yürüyorum. Peki bu aşağı hayvanlar neden yavaş yürümüyor bu çöl fırtınasında? Niye sadece bana özel? Aha Rex yumurtası mı?
Abi senin seviyen kaçtı ya. Tamam onu alalım. Rex yumurtası işimizi... Sen mi alsan kendi yerine evcilleşir misin acaba? Rex önüne şey atmış. Ben seni şimdiden bir öldüreyim. Bak görüyor musun? Üst tarafı kırmızı. Normalde mutasyonla bunu yapabilirsin. Oha. Müsait bir yerde öldürelim seni. Lezzetli et de verecektir. Belki Daido'nun yemeği fuller. Aa tamam. Bizim Daido'nun yemeği çeyrekte şu an. Az önce bebek dikenli eşer öldürdüm. Lezzetli etleri yiyerek fullemiş olabilir. Ama bu tuhaf. Demek oluyor ki sadece lezzetli et mi yiyor? Öyle mi ayarladım ya ben seni acaba? Öyle bir ayarım var mı? Ne diyorsun? Pasifleştirmedir. Ben buna video dışı bakarım. Ama öyle bir seçenek olduğunu zannetmiyorum. Bak buralarda da çok sayıda ek kuşu var ama sadece iki tane gördüm. Çok sayıda dediğim oydu. Sol taraflarda da olabilir. Bakmaya devam edeceğim. Yüksek seviyesini bulursam direkt ben almayı planlıyorum. Kaç seviyesin? 20. Aramaya devam ya. Vallahi şu mikroraptorlardan kurtulamadım. Konuşamıyorum. Öldür şunu. Geldiğimden beri 10 tane öldürdüm. Evet more drop bir tane bakalım. Ya bayağıdır geziyorum ama hala daha bulamadım. Bakalım ne zaman bulacağız merak ediyorum. İlla ki buluruz ama. Ne diyorsun? 167'lik güzel. Al bunları 48. Bunlar hiçbir işimize yaramaz. Scorchord'da oynuyoruz. O zaman aramaya devam. Tamam çok arattı ama buldum. Hem de maksimum seviye. Abi ben seni nasıl evcilleştireceğim bu sıcakta acaba? Çok arattılar ya. Bence spam oranını 3x falan yapayım. Yani düşürmedim de neden bu kadar arattı bilmiyorum. Ama seviyeler berbat. Öldürmedikçe yenileri ve daha yüksek seviyeleri spam olmuyor. Bilginiz olsun diye sürekli öldürmemiz lazım. Ben burada birazcık takılayım. Canımızı fullleyelim. Hayvanı bala tutar mı bilmiyorum. Deneriz. Ve bizim Daido'nun da şöyle bir sorun var. Birileri bize saldırdığında direkt ben pasif iyileştirmesini açıyor. Ve açtığı zaman da geri kapatmıyor. Yani illa benim kapatmam lazım sağ tık tuşuyla. Tamam şöyle bir dışarıya çıktım. Şimdi sen pasif. Canım gidiyor mu benim çok? 72. Yani gidiyor da çok değil. Çok değil. Çocuğum. Sen. Nerede benim şeylerim ya? Ben bayıltıcı oklarımı. Tamam yanımızda basalım o zaman. Allah'ım yarabbim böyle patalistik olamaz. Ben bırakmışım bir yerde ama nerede acaba? Benim adamın üstünden sıkacağım. Bu yüzden pasifi aldım. Ah be keşke yavrusu da olsaydı var ya. Mükemmel bir şenlik olurdu benim için. Bunun arkasına da şu römörkten yapacağız. Heh tamam çıkıyorsun. Bazen bug'a girebiliyor bu arka taraf. Buradan pıt pıt bence sıkarız. Ne diyorsun? At bunu. Tamam ya bendesin. Basalt ya. Tutuyor mudur? Tutmuyormuş. Denemiş olduk. Bas 4'ü. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Nereye götürüyorsun? Hayır. Ön tarafa düştüm. Tamam buradan bir şey olmuyor. Kafandan vurursam 10 numara. Daha da ittirme Allah'ım. Sorun yok. Ben seni her türlü bayıltacağım. Hayır. Nasıl? Ben niye yavaşım? Dur. Al. Oyun donma dur. E'ye bas. Çık yukarıya. Çıksana niye çıkmıyorsun? Allah'ım yarabbim. Ah ark. Tamam sorun yok. Tekrardan yatağımızda doğabiliriz. Yeniden doğ basit yatak. Yani koşturtmadı. Tırmandırtmadı da. Neden bilmiyorum. Bakacağız tekrardan. Ya ağaca takıldığımız zaman keşke dursaydık. Ha bizi unutmuş bile. Unuttu ama yeri geliyor. Al bunu hemen. Dur. Tamam vurmaya devam et. Gel. Oha ne oldu öyle? Ben üstümdeki şeyleri giyebilir miyim acaba? Bunlar da mahvolmuş ki. Adam helal olsun. Direkt ben bizi yok. Hayır. Bu çok kötü. Tamam dur. Hiç sorun yok. Bak yan taraftan bir şey kırdı galiba. Herife saldırı yaparsam hayvan ölecek. Bin. Neyim kırıldı? O mikroraptor gelip bize tekrardan saldıracak. Ben gidiyorum buradan. Git artık. Hayvana bak. Oh. Mikroraptorlardan nefret ediyorum. Hakikaten yok böyle bir şey. R'ye basıl tut. Yok R'ye basıl tut. Gel. Ben seni alacağım. Öyle de böyle. Her türlü benimsin. Sık kafadan. Aynen tam kafadan sıkacağım. Abi mikroraptor yine geldi. Bırak artık peşimi. Sürekli beni kovalıyor hayvan. Aa işsiz. Vallahi işsiz. Yok böyle bir şey.
Tamam, dikenlerini attım. Gel bakalım şimdi. Kafadan vurursam ben bunu alırım. Full kafadan vuracağız. Full. Arkadaki şeylerden birisini yıkma da. Dön böyle tekrar. Gel 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 gel. Aa, kaçıyorsun. Tamam. Yalnız ben büyütücü slotlara koymayı unuttum. O yüzden torporunu göremeyeceğiz. Ama sorun değil. Ben bana saldırmaya mı çalışıyor? Kaçıyor, direkt kaçıyor. Çok güzel. Kafadan yapıştırmayı hiç seviyorum ya. Benim canım azalmıyor. Her şey yolunda. Oh be. Hayır, hayır. Hayır. Gel buraya. Hayvanımı kimse öldüremez. Zaten zar zor buldum. Başka yüksek seviyeli yok. Git artık. Herife saldır. Herife saldır. Neden dinlemiyorsun? Abi sen ciddi misin? Ya bu etki varken sen gerçekten ıslık çaldırtmayacak mısın bana ya? Hakikaten ıslık çaldırtmıyor. Bas bas şuna. 9'a bas. Bak Mikroraptor hala beni kovalıyor. Vallahi kafa göz girişeceğim. Ah. Yeter. Abi ne uğraştırdınız? Çöl çok zorlu. Bir de spam oranını 3x yapayım diyorum. Düşsene 3x yaptığımızı. Aha. Ne diyorsun? İşte budur. Bak hazinenin yerini gösteriyor. Onu anlatmaya çalışmıştım önceki bölüm. Bizim lezzetli ete ihtiyacımız var. O yüzden lezzetli et bulmalıyız. Bak görüyor musun? Kendi kendisini. Abi. Ya. Tamam gel. Gel gel gel. Hadi. Dur burada. Çok güzel. Çok güzel. Ne geliyor? Pego. Var mı başka gelecek? Herkes gelsin. Çölden nefret ediyorum. Özellikle bu bölgeden. Bizim olduğumuz bölgeler çok safe ya. Yani buralara taşındığımızı düşsene. Burada hayatta kalamazsın. Beni seven yüksek gibi duruyor. 60. Abi bir bitmediniz. Bir bitmedin. Adam bitmiyor. Kaç tanesin ya? Biri geliyor, biri gidiyor. Hem de tek yiyorlar ya. Asıl sinir bozucu olan şey bu. Bak burada da var. Gel gel gel. Sen kaçıyorsun ama yeniden geleceksin sen. Sen yavruymusun. Tamam bu daha iyi. Yavru olman çok iyi. Bana lezzetli et lazım. Lezzetli et verir mi bilmiyorum. Aa 15 tane. Çok iyisin. Geliyorum. Geliyorum. Canını tekrardan açmış. Saatliklerimi kapattım. Can doldurmasını açınca hayvan hızlıca koşturamıyorsun. Balta alırım. Baltayı alırım. Al bunları. Tamam. Bu sefer bizimsin. Başka birisi gelip saldırmayacak inşallah. Ses duydum. Allah'ım. O ne ya? Bebek Pego. Çok küçükmüş. Bayağı küçüksün sen. Ben sana böyle bakarım. Neredesin? Aa böyle isimler görünmüyor. O zaman böyle bakacağız. Küçüklüğü muazzam. Bayağı küçük. Galiba görebileceğimiz en küçük yavru budur. Pego'dan daha küçük canlı var mı bilmiyorum. Ne diyorsun? Evcilleştiriliyor. Çok güzel bir maksimum seviye. Bizim buralara baktığımızda canlarının gitmediğini görüyoruz ki bu iyi bir şey. Aslında arka tarafa vururlar ama yine de canı gitmemiş. Şimdi şunu test edelim. Bazı hayvanları öldürdüğümüz zaman, şu üstteki yazıya baktım da. Bazı hayvanları öldürdüğümüzde bize bundan veriyor. Tabii hangi canlılardan veriyor bilmiyorum. YouTube'da bunun videosu var. Hangi canlıyı öldürünce hangi harita geliyor vesaire gibisinden. Neyse birisini öldürdük. Bundan geldi. Gömülü hazinenin yerini pinklemek için kullanın. Kazarken bunu envanterinizde bulundurun. Koordinatları ortaya çıkarmak için kullanın diyor. Dedim. Tamam bunu üstümde bulunduruyorum. Şu an görünüyor mu? Görünüyorsun. Çok güzel. Basmayı. Abi kaç kilometre ya? Neyse kanguru ile falan gideriz. Basmayı. Buradan işaretleyeceğim. Gözümüzün önünde olsun. İşaretledik değil mi? Tekrar tıkla. Tamam. Abi zaten gözüküyordu ki ben neden tıkladım? Neyse beyin yanıklığı. Var mıdır başka saldıracak olan? Yok. Vallahi hayvanları bıktırdı. Özellikle hayvan aramak çok zor bir şey. 20 seviye. Bununla gidip bir öldürelim de. Sen iş yedin mi? Ne diyorsun? Bir tane yemiş. Artı 74 seviyesin. Buradan koyun moyun da bulursak maşallah derim. Ama o kadar da değil. Şansımızı onunla kullanmayalım. Hiç gerek yok. Ben seni öldüreyim. Yenisi gelsin. Bizimkini işte alacağım. Sonra mutasyon yapacağız. Gömülü hazinenin yanına gittiğimiz zaman kürekle kazacağız. O şekil bize loot verecek. Tıpkı drop bakıyormuşuz gibi ya. Ne daha OP ne de daha kötü. Yani orantılı.
Ver bana bunu. Pego çalmış. At bunları da. Güzel. Çoğu şeyimiz kırıldı. Bak mesela bunlar. Ama canları çok az. Yani korumaları da çok çok az. Keşke metal zırh kullanabilseydik. Mecburen şöyledeyiz. Bunları kullanacağız. Bizim kanguru ile drop kovalasa çok güzel olacak. Aslında kelebek eşleştirip drop kovalamayı bir düşündüm. Ama kelebeğin staminası çok kötü. Hızı da kötü. Ekstra olarak ağırlığı berbat. Her yönden kanguru çok daha iyi. Bu yüzden drop bakımından bence kanguruyu kullanmamız en iyisi olacaktır. Bu dikenli işleri tamamen odun kasmak için alacağım. Arkasına platform yapacağız da loot için, yani metal farmına giderken arkama bununla takacağım. Ağırlığı iyi diye umuyorum. Gezmek için bence ideal sayılmaz çünkü eğri standart olacak ve hızı da kötü. Staminası ne durumda bilmiyorum. Daedon'un hem eğri var, hem de canı var, hem de ağırlığı var. Bir de hasar var, staminası da var baksana. Ya 10-10'luk bir canlı, bu yüzden bunu bırakmayacağım. Hatta serinin sonuna kadar bunu kullanmaya devam edeceğiz. Üst taraftaki sandalye kırılmış. Sıcak vurmaya başladı. Ben de yavaştan içeriye geçeyim. Bak gelmiş bunlar hep. Evet, kalktı. Ben de o sırada telefona bakıyordum. Çok şükür. İçeride beklemek daha mantıklı ya. Buradayken... Bu ne ya? Kelebe Yusufçuk? Sinek. Sinek. Yakarcı. Neyse. Çok iyi ortam. Çocuğum sen canavarsın. 224 seviye. 2200. Tamam. Bak canı güzel, staminası da güzel, ağırlığı da aynı şekilde, abi hasar değil. Yani tıpkı Daedon gibi, bunun eğri çıksa bunu kullanırım da Daedon şu anlık daha mantıklı. Sana en üst seviye vermeyeceğim ya, neye vereceğimi bilmiyorum çünkü. Hızına da bakalım, şu dışkıyı ben alırım. Hadi eve gidip şunun eğrini yapalım. Bir tık loot lazım. Abi yanımıza sarı drop düşmüş, arkadan yetişebiliyor musun? Yani... yok Daedon'un hızı kesinlikle daha fazla. Kesinlikle. Ne diyorsun? Doidicruz des... Tamam. Aa bu da çok güzel. İşte istediğim şey. Tamam at bunları. Droplar çok OP. Şu anda keyfim çok yerine geldi. Çünkü dikenli işler aramaktan kurtuldum ya. Aldım. Artık sorunumuz yok. Oduna dair. Git buradan. Git. Zıpla zıpla zıpla. Ben kaçacağım bunlardan. Kaçamadım. Evet evet hasar kesinlikle güzel de ölmesin. Arkadan yardım edelim. Bizimki ölecek Sadık. Tamam ölmesin sakın. Can vermeye devam et. O hayvanı ben çok aradım. Tekrardan aramayacağım. Ölürse yenisini alır mıyım bilmiyorum ya. Çünkü yüksek seviyesi yok gerçekten yok. Çok aradım. Yani bıktırtacak derecede arattı cidden. Tabii seviyem de. 105 seviye. Kudur'a değilmiş. Neyse gidelim. Aa bak bu ilk defa oluyor. İpi görüyor musun? Römörk bayağı arkada. Şöyle bir tık hareket etsem. Yani düzeldi. Şu haliye baksana ne güzel. Bu renkliymiş o yüzden ilgimi çekti. Seviyeler ne durumda? 20 seviye. Hepsi 150 olsaydı direkt ben alırdım. Oha 150 tane metal erimiş. Bu mükemmel, kapat bunu. Ben de odun mu bitti? Yok sende direkt. Ne diyorsun? He tamam buna bakmışız. Şimdi kanguruyla buna gideceğiz. Bunun gösterdiği yere. Ama öncesinde şunları bir atmam lazım. Bunu da üretirsek iyi olurdu. Şunu. Neyse eve gelince bakacağım. Şu anlık üretmeyeceğim. Bunları buraya yolla. Yollama. Onları buraya yollayacağız. Şunu da alıp. Kaç tane oldun? 12 tane. Tamam çok güzel. Aktar. Üstümdeki değerli şeyleri boşalttım. Bunu da attım ya. Sonradan bakarız. Hatta şu an gerek bile yok aslında kanguruya. Kaç seviyorsun? 20. Bir dakika ya. Haritadan gözüken şey gitmiş. Burada da görünmüyor. Galiba belirli bir süresi var. E'ye bas tekrardan. Ne diyorsun? Etrafta görünmüyor. Neden görünmüyor? Bak burada da görünmüyor şu anlık. Ben bunu bir çözeyim geleceğim ya. Çocuğum tüket. Olmuyor. Hayvanın üstünde olduğum için mi acaba? Yerdeyken... Aa yerdeyken görünüyor tamam. O tarafa doğru gideceğim. Birinci direkt gidiyor. Bu kötüymüş. Space'de ben oraya ulaşırım. Suyun altı ilk defa karanlık değil. Demek ki burada temiz su var. Ama üst taraftan kirli. Çocuklar. Ulkurtların da spawn oranını bayağı bir artmış. Kaç seviyorsun? 50. Burada inip bakalım tekrardan. İndim. İnince görünmüyor. Buna tekrardan neye basmamız lazım? Bastım. Ne diyorsun? Oo çok dönüyor. 577. Ah. Vallahi hayvanlar salmıyor. Küçük canlılar çok fazla sinir ediyor. Aslında bir yandan da bu haritada kurban olmaması mantıklı. Çünkü çok fazla böcek var.
Çimen tercih sorununu direkt ben ortadan kaldırırdım. Hakikaten çok güzel loot yapılırdı. Var mıdır bir şey? Yok. Galiba mağara buldum. O taraftan çıkamadım. Buraya doğru ilerleyeyim derim. Burası yeni mağara olabilir. Şunlar bildiğimiz kaktüstür. Bakmayacağım. Ya pullovio falan var mı acaba? Ben korkuyorum. Aman bir şey olmaz, yapıştır. Aa, burası geçitmiş zaten. Mağara değilmiş. Üst taraf. Yani mağaramsı bir yerde değil gibi de. Ama değil. Mağara olsaydı üst taraflar direkt kapalı olurdu. Burayı bir keşfedelim. Belki de mağaranın içerisindedir. Ne diyorsunuz? E'ye bas. Neredesin? Yok, üstümüzde. Direkt üstümüzde. Arka tarafa geçiş var mı diye bakacağım buradan. Yani çok da değerli bir loot görünmüyor. Sadece kapalı bir yer. Beni böyle bir yere çıkarttı. Space'e bas. Burada var mı da keşfedecek bir şey? XP şeysinde var. Zıpla. Ha, burası tuhafmış ama içeride loot yok. Görünüş olarak iyi. Evet, bana XP lazım. 103 seviyesi şu an. Arka tarafı boş. Kapat bunu. Hiç Bob Stales şeysinden, eserlerinden bulamadık. Onları da bir gün özellikle aramak için çıkacağım. Buradan da yukarıya doğru çıktık mı? İşler tamamlanıyor. Çok donuyor. Oh be, sonunda yağmur yağmaya başlayacak var ya. Şu yanma hava olayı dışında neredeyse hiçbir hava olayı olmuyordu. Fırtına da oluyordu da az. Bu taraftan devam. Sürekli bunun yeri değişiyor mu? Bana mı öyle geliyor? Aynen bak, daha demin baktığımız yer buralarıydı. Şu alt taraflar. Yukarı çıkabilirmişim de zor olurdu. Burada var mı? Hadi bir Bob Stales şeysi. Ne diyorsun? Yok. Kapat. Detaylıca bakayım dedim. Brontolar, Trike'lar, Pitara'lar. Bunların hepsi not alınmış. Aha, Bob Stales şeysi. Bunları alıp yazı eklememişler. Şansa buldum bu arada. Arkadan izliyorlar. Neyse, kapat bunu ya. Abi beni siz araya almışsınız. Dedim burası mağara mı acaba? Video kaynağına girecektim. Bob Stales şeysi çıktı. Vallahi güzel oldu. Keşke başka bir şey deleseydim. Buradan yukarıya. Burası tam gigalık bir yer gibi. Tamam, dur, otur. Bas tekrardan. Sürekli yeri değişiyor gibi. 186. Tamam, gel. Aha bak, burada çok yakınız. Tekrardan E'ye basmaya gerek yokmuş. Atladım. Buraları da koymazsın ya. Buraları tehlikeli. Özellikle koyuyorlar o zaman. Sağ tıkla. Sağ tık. Oha. Ya, amacım da buydu aslında. Neredesin? Nerede o şey? Daha demin gözüktün ama. E'ye tekrardan bastırtmadı. Neyse, tekrardan E'ye bas. Burada. Gözüm, geliyorum. Yok, hayvana geleceğim. Geri çıkamayabilirim. İn aşağı. Yamaç bir yere koymuşlar. Allah Allah, denk gelmezse direkt ben alacağım. Bas E'ye. Neredesin? Heh, üst tarafta. Geliyorum. Geliyorum hemen. 10 metre. Ne biçim yeri yerleştirmişsiniz? Ben oradan nasıl alayım bunu? Nasıl alacağız? Küreyi eline al. Aha. Hadi. Buralardan. Ne diyorsun? Aa, buradan çıkıyormuş. Tamam, yakın bir yerinde sol tık yapınca sorun yok. Çorbalar. Bundan. Çok da iyi bir şey çıkmadı. Ama mantığı bu şekildeymiş. Öğrenmiş olduk. Güzel, belirli hayvanları öldürünce bize harita verecek. Tabi her zaman da harita vermiyor. Nadiren veriyor. Ben bir tık drop kovalamaya çalışacağım. En azından ona bakalım. Drop'un yanındayım. Ne vereceksin? Oha, 186'lık. Allah'ım, tamam, çok güzel. Başka daha hiçbir şey istemem. Ancak bir pompalı olabilir. Ama pompalıya da mermi üretmeye üşenirim diyeceğim de yok ya. Pompalı da kesinlikle lazım. Bu ikisi olmazsa olmaz. Tüfek ve pompalı. Yakın zamanda dart'a geçebiliriz. Kalkanı da kullanırım. Bir antik kalıntı daha. Kapat. Seviye atlamış mıyım? Evet. Direnci var. Dibimizde çok fazla lukur spam olmaya başladı. Bunların hepsini teker teker öldüreceğim şimdi. Çocuklar bir el atsaydınız. Saatlik çok hoş ya. Öyle bir hırlatıyor ki hayvanım. Tamam, onları alt ettik. Neler var? 100 tane mi? Sen ciddi misin? Ben bunu birisine çaldırmışım o zaman. Veya unuttum.
Bas bunu. 14 tane de olmuş. Al bunu. Birazdan ek kuş aramaya da gidebiliriz aslında. Yani bulduğumuz şeylere bakacak olursak aslında gayet yararlı. Zihin silme toniği. Aa işte bak bu güzel. Bunu kullanabiliriz. Biber çorbası. Bu yemek besleyici enerji doldurur. Bu yemeği yedikten sonra üretim hızı ve hareket hızı artar. 15 dakika boyuncaymış. Abi ben Scorchord'da bunu ne yapayım? Tamam loot loot'tur, sorun değil. Bunları buraya aktar. En değerli şeylerimiz bunlar. Şimdi birazcık bir dikenleyicileri deneyelim. Sonrasında kanguru ile Oasis canlısını görmeye çalışacağım. Veya daha yanına mı gitsek? Neyse ona sonradan bakarız. Dikenleyiciler saddle'ını açtım. Neredeymiş? EQ saddle'ını da yapacağız sonradan. Sensin, kill istiyor. Tamam sorun değil. Var mıdır burada? Kill 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 kill. Yok. Burada var mı? Burada var. Dolaplarda olması lazım. He bunu yeni koydum. İki tane yeni dolap attım. Birisi şuraya, birisi de şuraya. Çünkü çok fazla artık lootumuz var. Yetişemiyorsun. Burada yok. Tamam burada bolca kilimiz varmış. Dikenleyiciler saddle. Drop'tan bunun saddle'ını da bulsak çok güzel olacak. Ya aslında bunu saddle'ını istemek yerine ben Echo saddle'ını tercih ederim. Çünkü Echo çok hoşuma gidiyor benim. Aa demek bunu burada yapabiliyoruz. Bunun depolaması kaçmış acaba? Suyu depolamak için. Ben de bizim dolaplar gibi sandım. Bu su içmiş. Neredesin? Gel. Kim mi satıyor? Biz bir el atarız. Saber varmış. Çocuğum sen bunu al. Değişmiş midir eğer? Ya önceki yerleri hatırlamıyorum ama en azından bu güzel duruyor ya. Gerçekçi. Kötü değil. Arkesinin ıttı. Dikenleyiciler sedinine hiç bakamamıştık. Scorchord'la beraber bakabiliyoruz. Ben sana hala seve vermeyeceğim. Şunu öldürelim sonrasına bakacağım. Sağ tık. Baygınlık veriyor muyuz çok fazla acaba? Ben bir büyüteçle bakacağım. Al bunu. Tamam. Ne diyorsun? Yok baktırmıyor. İn. Bir dursam ben sana baksam. Torpor veriyoruz da çok az. Bayağı az torpor veriyoruz. Etrafı niye sis bastı? Dikenleyişlerin hızı kötü değil. Ama sanki Daedon'un hızı daha iyi gibi duruyor. Sağ tık bundan atıyor. C skillimiz X, Z, CTL, Space yok. Ayun sadece sol tık ve sağ tık var. Ne kadar odun topluyorsun? 141. Oo tamam abi gayet güzel. O zaman bu Ayun'a full ağırlık verilecek. Başka bir şey vermeye gerek yok. Mükemmel bir odun farm yaparım ben bu canlıyla. Artık tek sorunumuz ağırlık. Onu da zaman içerisinde full yiyeceğim. Bak hem saman hem odun. Aynı anda ikisini de kasmış olacağım. Samanı da kötü toplamıyor aslında. Bu niye bir şey vermedi? Sen. Aa bunları toplamıyor. Tamam. Normal ağaçları topluyor. 458 mi? Yok artık. Kaktüsleri vuramıyorsun. Sadece normal ağaçlar. Ama bu benim için iyi ya. Kötü değil. Kaktüsleri Morelle Tops'la veya Kanguru'yla da toplayabiliyorsun. O yüzden asıl amacımız bizim odundu. Toplamda bu kadar odun toplamışız ve 2-3 ağaçtan. Tabii toplama da bir tık fazla. 3x'te de. Neyse odun sorunu kalmadı kısaca. Şimdi nerede benim kanguru? Ben direkt ben açıp gideceğim ama önce yemek de yapmam lazım. Daedon'la gitmek çok uzun sürebilir bu yüzden kanguru ile gideceğim. Haritanın en üstünde varmış Oasis. Öyle yazmışsınız yorumlarda. Ama ben haritanın en üstünü açmadım galiba ya. Haritanın en üstünü açmışız. Evet. Tamam o zaman oraya gidip bir bakalım. Aha kırmızı Rex var. Hem de renkli. Üstüne bir de bug'a girmiş. 45 seviyemişsin. Yüksek seviye olsaydın seni düşünebilirdim. O ne ya? Hadi lan. Kendine baksana. Cidden mükemmel. Bak burada da petrol yeri var. Haritadan bakalım. Burasındayız. Merhaba. Tenis seviyene bir 100 kaç diyor ona? 125 mi diyor? Tamam burayı da unutmayalım. Sonraki bölümlerde gelip alacağız. O adamlar bizi öldürür. Tayla eşleştirmek çok kolay değil. Tamam ya yüksek seviyeli kelebek bulduk, tayla bulduk. Onları sonraki bölümlerde gelip alacağız işte. Sadece ye, aha zıplama zıplama zıplama. Dur. Zıplamayı iptal etme tuşu ne acaba? Geriye bas. Ne diyorsun ya? Bir yüksek seviyeli at bulamadık. Çok içimde kaldı. Allah abi yavaş. Kaç seviye? 5 seviye. Muazzam seviyeler. Şurada da bir tane at var. Ona da bakalım hemen. Ben yüksek seviyeli bir at bulacağım. 90 seviye. Ben 100 ve üstü arıyorum. 100 ve üstünü bulunca direkt ben yapışacağım. Neyse biz gidelim. Kanguru ile gezmesi çok zevkli. Tek sorun çöl şartları. Yoksa kanguru her türlü işini karşılıyor.
İlk defa Argentor'da görmüş olduk. Burada kelebekler, dikenleyiciler de var. Belki de buralara gelseydim dikenleyicileri daha çok bulabilirdim. Neyse artık olsun. Ama hava şartları vardı ki abi, ben gelemezdim buraları. Yani Daidan'la buralara gelmek bir tık işsizlik ister. Baksana popülasyonu ne kadar fazla dikenleyiciler. Aha ek kuş, bir ek kuş daha. Kaç seviye? 50 seviye. Yüksek seviyeli olsa direkt ben alacağım. Direkt. Bak şuradan aşağı doğru geçiş var. Burayı daha önce görmüş müydük biz? Hatırlamıyorum. Ama bu kadar mavi bir su ben görmedim. Hakikaten su neden bu kadar mavi? Baksana şuraya, atla aşağı. Ben o suya bakacağım. Bir tadına bakalım. Burası cennet gibi. Yani yeni base'i buraya yapalım diyeceğim de ben kasaba yapmayı planlıyorum. Kasabada yaşayacağım. Ne kadar güzel bir atmosferim var. Şuraya bak. Hakikaten ev yapmak için 10-10'luk bir yer. Şuraya küçük bir yer yapabilirsin aslında da yok. Burası küçük. Her tarafı yıkarsan eğer iş yapacaktır burası. Ne diyorsun? Sen nesin? Hayedon. Tamam, suyun tadına bakalım. Merhaba. Bir salın. Bunları ben fullleyeyim. Oradaki şey balık mı ya? Ben bunun içine girmek istiyorum. Allah! Abi yavaş. Ah. Sesler çok fazla oyunda. Direkt ben arkamdan yapıştı. Ben buradan gidiyorum. Haritanın burasındayız. Çok güzelmiş. Hakikaten cennet gibi bir yer. Ve çöle doğru açılıyor bir de. Aa, buraları da mavi. Peki suyun renkleri neye göre ayarlanılıyor acaba? Hakikaten 10 numara ortamlar. Senin de rengin maviymiş. Abi burası cennet. Kaç seviyesin? 20 seviye. 150 olsaydım alacaktım. Dediğim gibi maksimum seviye hayvan gördüm mü direkt sorgusuz alacağım. Dikenleyiciler popülasyonla buralarda çok fazla. Seviyelere bakmadım, üşendim şu an. Tamam, buradan çık. Hakikaten base yapmak için 10-10'luk bir yer. Buradan giriyorsun, seni cennet karşılıyor. Cennetten çıkıyorsun, burası cehennem karşılıyor. Ve buralarda çok fazla argent da vardır. Hatta aradığın her türlü canlı olabilir. Çünkü dağlık yerler buraları. Golem de olabilir demektir bu. O yönden kötü. Bu düşündüğüm şey mi? Solo su kız. Bu kadar Jurassic Park'ta olsak dişki derdim buna. Ama bu solo su kız. Oo, Oasis. Allah'ım. Dur. Sen çıkacak mısın? Aa, zıpla zıpla gitti. Solo su kız. Bu bölümde görmeyi başardık. İşte budur. Gördün mü? Oğlanın içine girdiğinde direkt ben seni alıyor. Sen çok güzelsin ama. Dur dur. Ulaşmayın bana. Hayvanın hızı falan da güzel. Acaba girdabının içine aldığı zaman direkt beni öldürüyor mu? Yani tek atıyor olabilir. Bas 50 seviyesim. Seviyesi fena değil. Öldürmeyi denemeyeceğim. Hiç bulaşasım yok hayvanı. Oasis'e bakmak istiyorum. Aynen. Gel buradan. Demek haritanın en üstünde spam oluyorlar. Buralarda. Ya ben buralara geldim de çöl fırtınasını çekmek için geldim. Yani bunları görmedim ben. Sesin ne kadar... Abi tıpkı Godzilla havası veriyor. Hakikaten. Ben bu hayvanın üstüne çıkarım. Seviye 1. Bunların yüksek seviyesini bulmak sanırım zor. Bir seviye de olmazsın ya. Adam bir seviye hakikaten. Şöyle bir bakalım. Bacaklarında kalkan var. Ya genel olarak hayvan zaten ağaçtan oluşuyor gibi. Baksana alt taraflarını. Ah hızlandın. Hızı da gidebiliyor. Space, space. Bir vurmayın da çıkayım üstüne. Metal mi bunlar? Obsidyen var. Metal varmış gibi duruyor. Bak bu hayvan şu şekilde evcilleşiyor. Buraya geliyorsun. Kozanın içinde bir canlı atıyorsun. Attıktan sonra gelip sana bir şeyler saldırmaya başlıyor. Onları öldürüyorsun. Ve sonucunda hayvan senin oluyor. Ben bunları kırmayı deneyeceğim. İnşallah öldürmez. Ne diyorsun? Kristal mi? Aa buraya mı? Aa pardon pardon. Tamam. Ne yapacaksın? Aa bir şey yapmıyor. Çünkü üst tarafındayız. Tamam, üstüne vuramıyor. Bu mod paketi 30 dolar. Ve aslında güzel bir iş çıkartmışlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda yeni şeyler de gelecek. 30 dolar Türkiye'ye özel fiyatlandırma değil. Bu yüzden bizlere pahalı 30 dolar olarak. Mesela Arcane yabancılara daha pahalı satılıyor. Bize daha ucuz. Çünkü özel bir fiyatlandırma var. Ama DLC paketinde bunu yapmadıkları için bu kadar pahalı. Eğer Türkiye özel fiyatlandırma yapsaydılar fiyatını kesinlikle değerdi derdim ama 30 dolar çok fazla. Hayvanın sesi çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Vallahi 10 numaraymışsın.
Bir de bu uçuyor. Ölü hayvanlarını da diriltebiliyorsun. Baksana şuna. Dolosukus da arkada. İkisi yan yana. 10 numara canlılarmış. Daha başka var mı diye... Allah! Abi sen şaka mısın? Çık 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 çık. Yok artık. Puslu abi bu. Vallahi bıktım sizden solucanlar. Ne çektim hayvanlardan ya? Ben gidiyorum. Adam bir de hareket etmemi de engelliyor. Bakalım başka solo sukusu var mı? Tamam, yeryüzünde takılmıyorlarmış bu adamlar. Uzaktan da görünüyor. Uzaktan da çok güzel oasis. En beğendiğim canlı oasis arası oldu. Solo sukustan bile daha fazla sevdiğimi söylemeliyim. Çünkü cidden çok iyi. Burayı özel olarak yapmışlar belli. Var mıdır eser? Sağ tık. Gözüm bir git. Rengin de güzelmiş ama. Aha üst tarafta. Ben seni bir alayım. Bas space'e. Çok gittik. Aman neyse almayacağım ya. Hani etrafı keşfedeceğim. Yeraltı solucanlarının sayısını kesinlikle çok fazla arttırmışlar. Yani çölde adam akıllı dolaşamıyorsun. Nereye bassam bir çöl solucanı çıkıyor. Yeraltı canavarı çıkıyor. Bu hem eğlenceli hem de çok kötü. Ama bence güzel olmuş. Kesinlikle güzel olmuş. Evolved'da bunlardan çok az görebiliyorduk. Nedir o? Abi dur. Aha bundanmış. Adam kendi kendisine takılıyor. Birilerini öldürmeye çalışıyordu galiba. Nedir bunlar? Bunlar kum. Renkleri farklı geldi. Kafa tasları var görüyor musun? Abi nasıl? Burası taşlık. Nasıl geçiyorsun ya? Çok fazla koymuşlar. En azından buradaki esere bakalım. Sen geliyorsun değil mi? Oha! Kayanın üstünden tırmanıyor adam. Adam kayanın üstünden geçebiliyor. Bu demek oluyor ki bizim eve de gelebilir o zaman. Her yerden geçiyor ya bu. Eskiden kayalık yere giderdik. Oradalardan geçemezlerdi. Ya ancak öyle kurtulurduk. Yavaş bir canlı varsa bittir o zaman. Adam seni direkt yakalar. Çok da fazla hasar var. Buradan devam edeceğim. Burası tam Dune filmini anımsatıyor. Yani çöl diyebileceğim yer burası. Görüyor musun şu çıkıntıları? Daha ne kadar gidiyor? Space'e bas. En ileriye doğru geçeceğim. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Yine solo sıkıstan var bir tane. Hızlıca üstünden geçeceğim. Sadece seviyesini görmek için böyle baktığımızda bir şey oluyor mu? Hayır. Hızlıca geçelim üstünden. Üstünden değil de yanından. Tamam geçtik. Abi bu adam bildiğin pusucu. 5 seviyeymiş bu da. Ben gidiyorum ben. Aa şunun rengine bak. Seviyesi düşük ama rengi güzel. Evcilleştirirken tıpkı bunun gibi rengi olanlara öncelik vereceğim. Seviyeniz çok kötü ya. Baksana adam masmavi. Mutasyon yapmaya bile gerek yok. Ne diyorsun? Başka oasis var mı? Ya oasislerin seviyesi 1 mi diye kontrol edeceğim. Çünkü full 1 seviyelerseler sorun olabilir. Zıpla şuradan. Fark ettiniz mi? Rüzgar şeylerini düzeltmişler. Bak uzaklarda güzel duruyor. Önceki bölümlerde kötü duruyordu bug'lı bir şekilde. Orada bir sulak alan var. Oraya bakacağım. Her zaman otur yerlerde bir şeyler olur. Baksana ağaç da koymuşlar. Çöl şartları bu bölümde bizi çok fazla sıkmadı. En azından şu an. Bak Deatrish Room. Bir bitmediniz. Vallahi bir bitmediniz. Sizin... Abi ikincisi mi? Şuraya çıksam gelebilecek misin? Çok merak ediyorum ya. Oha. Oha. Tamam ağaçlık yerlere dikkat etmek lazım. Bu adam abi yok artık. Gördün mü? Duvar falan dinlemiyor. Eskiden böyle değildi. Adamlar çok fazla. Ben buralardan korktum. Oyun donmaya başladı bir tık. Sola su kız. Ve kara da bu tuhaf. Ne diyorsun? 85 seviye. Seviyesi iyi. Ya ben şu an oasis görmek istiyorum. Umarım hepsi bir seviye değildir. Eğer bir seviye ise bir tık kötü. Aa buralar şu yüzden donuyor. Haritada ilk defa geldik. O yüzden. Normalde bu kadar fazla donmaz. Yılanların bile rengi değiştirilmiş. Burada yine tuzlardan var ama tuz bir işimize yaramayacak şu anlık. Ya buraları yeni mi? Mesela şu yer. Ben böyle yerleri hatırlamıyorum ya. Şeyden. Ne diyorsun? Var mı bir şey? Artık Deatrish Room'lar gelmesin bir salın. Merhaba. Bunu açarım. In some ways, surviving on my own was less work.
At least then I wasn't conscripted into manual labor. Ne oluyor bir şey? O sistem bir tane gördük, bir daha göremiyoruz. Bas space'e. Uç. I bet I wouldn't have to work if I were as adorable as Radar. The whole villa. Aa, ejderhaların olduğu bölgeye geldik. Rockwell would be livid about this arrangement. Elena'nın konuşması bir gelsin iyi olacak. Bunu açmayacağım şimdi. Aslında açarsam konuşma geçer, dur. Bak görüyor musun, Rockwell falan diyor Elena, yani hikayeyi anlatıyor sanırım. Haydi ya, konuşma geçmedi. Tamam, mecra inine geldik. Bizim yer burası. Gecenin öfkesini buradan elde edeceğiz. Galiba söylentilere göre ejderhaların skilleri değişmiş. Sesleri. Onlara bakacağız sonraki bölümlerde de. Yani değil. Ne diyorsunuz? Buralarda popülasyon sağlam. Ejderha gördüm sağ tarafta bir tane. Bak uçuyor, görüyor musun? Arkadan bizi ittirdiler mittirdiler. Biz de uzakta takılalım. Var mıdır ejderha? Çocuğumu bir salın. Aa, burada da ek kuş var. Ek kuş bulmak çok zor olmayacak gibi. Video dışında özellikle arayıp bulacağım. Bulduğum zaman video kaydını başlatacağım. Yüksek seviyeli bir bulayım. Salmayacağım ya. Nedir? Yani iç yapılar çok fazla değişmemiş. Ben kaçarım buradan. Ben giderim. Burada ölmek istemiyorum. Uç. Ejderhaların bile renkleri çok güzel. Ejderha yuvası bayağı büyük duruyor. Bence yumurta bulmak konusunda çok fazla sorun çekmeyiz. Ama bu seriyi de sütten de alacağım. Hayvanların büyüme hızını 15x'ten düşüreceğim. 3x falan yapacağım. Çünkü asıl eğlence sütü elde etmekti. O çok eğlenceli olacaktır ve sinir bozucu. Yine solo su kız. Solo su kız popülasyonuna güzel. Sol tarafta yine eser yeri var. Bu tür yerlerin sayısı bence net arttırılmış. Ben bu kadar olduğunu düşünmüyorum. Gerçi Scorcher'ı çok fazla oynamadım Evolve'da da. Fastpace'de yine solo su kız tanımış. Yerde bekliyor adam. Ejderha ini bayağı bir devam ediyor. Sol taraftan devam ediyor. Ne kadar devam ettiğine bakacağım. Aynı zamanda oy sistem bir tane daha görmek istiyorum. Ya sadece adamdan bir tane gördük. Belki de en uç köşelerdedir. O da olabilir. Oha, ejderha ini hakikaten bayağı büyük. Karşıda son buluyor. Bulmakta sorun yaşamayacağız yumurta kesinlikle. Bak bu da 100 seviyeymiş.